Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi bugün şöyle bir durum var. Aslında yerleştirme sonuçları açıklanalı birazcık oldu ama ben sanki biraz geç kalmış bir şekilde bu videoyu çekeceğim. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ne yapmalıyız diye bir video çekeceğim bugün. Aslında bir tık daha ben kendi yaptıklarım üzerinden gideceğim. Birazcık da araştırdım, ekstra acaba aklıma gelmeyen bir şeyler var mı falan oldum. Ve sonra bunların hepsini bir derledim, topladım. Eğer hala yapmadıysanız ya da en azından bir kısmını yapmışsınızdır, bazılarından haberiniz yoktur. Siz de kendi eksiklerinizi bu listeye göre, bu sıralamaya göre düzenlersiniz artık diye düşünüyorum. Şimdi ben gitmeden önce, yani aslında tercih sürecinde tercih edeceğim okulların temsilcileriyle iletişim halindeydim. Çünkü bana en doğru bilgiyi o temsilcilerin vereceğini düşünüyordum. Ve ikisine de Instagram üzerinden ulaştım. Okulları hakkında bilgi aldım. O süreçte de zaten tercihlerimde gelebilecek okullar onlardan bir tanesiydi. Daha sonra onlarla iletişim halinde kaldıktan sonra bir gün sabah tercih sonuçları açıklandı ve ben Esogü Tıp Fakültesi'ne yerleşmiştim. Zaten temsilcisiyle de iletişim halinde olduğum için ne yapmam gerektiğini direkt olarak ona sormuştum. O da bana demişti ki işte sen yerleştirme sonuçlarını işte başka bir belge var mı? Hayır, yok. Bunu işte şu Instagram sayfasına at. Daha sonra da seni bir WhatsApp grubuna ekleyecekler demişti. Ben de böyle yapmıştım. Daha sonra direkt olarak bir WhatsApp grubuna eklenmiştim. Şimdi aslında ilk maddemiz gerçekten WhatsApp grubu. Çünkü tüm duyurular, yapılması gereken şeyler, her şey orada başlıyor. Yani mesela ben size ilk hemen gidin, online'dan üniversiteye kaydolun demeyeceğim. Çünkü mesela ben WhatsApp grubundan sonra bu kayıt işlemini yaptım. Şöyleydi, bazı okullar online kayıt istiyor. Bazı okullar online ile birlikte bazı belgeleri yüz yüze istiyor. Bizim okulumuz öyleydi mesela. Bazı belgeleri yüz yüze vermem gerekiyordu. Ve ben bunların hepsini o WhatsApp grubunda öğrendim. Yani mesela işte şu belgelerden şu kadar, ya mesela şu kadar vesikalık getirmelisiniz diyordu. Bunları bile ben o WhatsApp gruplarından öğrendim. O yüzden kayıt için hemen acele etmeyin açıkçası. WhatsApp gruplarını nereden bulursunuz? Şimdi sizin bölümünüzün, okulunuzun Instagram sayfalarında, özellikle bölümünüzün sayfalarında işte yöneten kişiler muhakkak biliyorlardır. Siz o sayfalara mesaj atın. Bir WhatsApp grubu var mı? Kuruldu mu? Ya da kurulduysa girmek istiyorum şeklinde. Telegram, Twitter üzerinden bölümünüzün eğer Insta'da sayfası yoksa bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir şekilde Telegram'a özellikle bakın. Instagram'da genellikle oluyor, buluyorsunuz. Mesela bizde şöyle bir şey vardı. Ben mesela temsilciyle iletişim halinde olduğum için bulmuştum ama diğerleri şuradan bulmuştu. Esogü Tıp 2021 Girişliler diye bir Instagram sayfası açılmıştı o sene ve direkt o sayfa üzerinden mesaj atıyorlardı. WhatsApp grubuna ekleniyorlardı açıkçası. Yani WhatsApp gruplarının şöyle bir önemi var. Tüm duyurular oradan yapılıyor. Ve bazı insanlar WhatsApp grubu olduğundan bir haberlerdi. Yani duyurular yapılmış, ne zaman gelineceği söylenmiş, ilk hafta dersler paylaşılmış. Hani hiçbir şey bilmiyor. Bu yüzden bir hafta okula geç gelenler vardı. Ya da işte alınacak şeyleri bilmiyor. Birçok duyuruyu kaçırmış. Çünkü WhatsApp grubuna en başta girmemiş, haberi olmadığı için ya da kurulmadığını düşündüğü için. Ama o WhatsApp grubu arkadaşlar kesinlikle kuruluyor. Yani siz eğer bulamasanız bile ya kurulmamıştır düşüncesini kafanızdan atın. Çünkü o WhatsApp grubu kesinlikle kurulmuştur. Ama benim size bahsettiğim WhatsApp grubu, ya mesela bizde şöyleydi. İşte 300 kişiydik. Bir WhatsApp grubuna aldılar bizi. Orada sohbet de dönüyordu, duyuru da dönüyordu. Ama mesela ilk gün ben hatırlıyorum 2000 mesajı görmüştü. Okuyorum okuyorum bitmiyor. O kadar çok herkes her şeyden bahsediyor ki. Çünkü herkes liseden çıkmış, üniversiteyi kazanmış. Herkes yeni. 300 kişi var grupta. Herkes bir şey yazsa zaten bitti. Bu yüzden de ayrıca bir duyuru grubu açılmıştı. Oraya sadece işte yöneticiler mesaj atıyor. O grupta da önemli duyurular yapılıyordu. Ne zaman okula gelinecek, hangi belgeler götürülecek, nasıl kayıt yaptırılacak, kayıtta ne gerekli? Bunların hepsini ben oradan takip ediyordum. Bir WhatsApp grubu dedik. Şimdi ikinci maddemiz üniversiteye kaydolmak. Aslında bundan ben birinci maddede bahsettim. Eğer bir WhatsApp grubuna girdiyseniz size yapılan duyurular üzerinden ya da eğer WhatsApp grubunda duyuru yapılmıyorsa işte o bölümün
duyuru yapılan Instagram ya da Twitter sayfası üzerinden takip ettiğiniz duyurulara göre okulunuza kayıt yaptırın. Çünkü aslında birçok okul online olarak e-devlet üzerinden kayıt alıyor. E-devletinize giriyorsunuz işte üniversite kayıt şeklinde. Ben hem online yapmıştım hem yüz yüze yapmıştım. Online'dan bir şeyler yaptım ama bazı belgeleri okulumuz yüz yüze istemişti. Ben de üniversiteye gitmeden birkaç gün önce işte okul açılmadan birkaç gün önce gidip o belgeleri cuma gününden verdim. Pazartesi de zaten okulum açılmıştı. Yani aslında online üzerinden kaydım yapıldı benim. Sadece bazı belgelerle o kayıt tamamen tamamlanmış oldu. Ya siz bunları bir bilin. Giderken en azından yanınızda vesikalık fotoğraf istiyorlarsa onunla, işte başka bir belge istiyorlarsa onunla birlikte gidersiniz. Kaydınızı da bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu da duyurulardan falan öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Ya da eğer varsa bir temsilciniz direkt onunla iletişim geçerek. Eğer bu da yoksa kesinlikle bölümünüzün öğrenci işlerini arayıp deyin ki ben kayıt yaptıracağım. Ama işte hangi belgeler gerek, nasıl yaptırmalıyım, bilgi almak istiyorum diye arayıp danışmalısınız. Üçüncüsü kesinlikle bir e-mail, Gmail hesabı açın. Çünkü mesela benim de kullandığım e-mail, Gmail hesaplarının hepsi böyle saçma sapan isimdeydi. Ama şimdi ben bu mail hesaplarıyla birlikte, hesapları dedim. Bu mail hesaplarıyla birlikte okula mail atıyorum. Öğrenci işlerine mail atıyorum. Okul bana bu hesaplar üzerinden mail atıyor. Burs başvurusunda bulunuyorum bu hesaplar üzerinden. Ya da işte önemli herhangi bir mail atmam gerekiyorsa bu mailler üzerinden atıyorum. Ve yurda verirken de yine bu mailinizi veriyorsunuz. Çünkü şöyle bir durum var. Sen gidip de mesela diyelim ki vasıfsız çocuk 25@gmail.com hesabını gidip de okula veremezsin. Çünkü sen artık ciddi, resmi bir kurumla iletişime geçen ciddi bir insan konumundasın. Yani seni neden kim ciddiye alsın böyle bir durumda? O yüzden adınızın, soyadınızın ve işte istediği için orada bir sayıdan oluşan adınızın ve soyadınızın net bir şekilde geçtiği bir mail hesabı açın arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü gerçekten bundan sonraki birçok işinizde bu mail hesabı sizin her şeyiniz olacak. Birçok işte ödevleriniz buraya gelecek, hocalarla iletişiminiz buradan olacak, okulla iletişiminiz buradan olacak, önemli kurumlarla iletişiminiz buradan olacak. Bu çok önemli bir adım. Geldik dördüncü adıma. Şimdi ben ne yaptım? Kaydımı falan yaptırdım online üzerinden. İşte yapmam gereken şeyleri yaptım. Bu bekleme aşamasında burs başvurusu yapmalısınız. Çünkü şöyle bir durum var. Sen ikinci sınıfa geçtiğinde burs başvuru koşullarında senin ortalamana da bakıyorlar. Ama ilk sınıftayken işte bir ortalamana bakamazlar. Çünkü daha yeni kaydolmuşsun. Sadece yerleştirme puanına falan bakıyorlar senin. Ve hangi okula gittiğine bakıyorlar. O yüzden başvurabildiğiniz kadar başvurun. Çünkü bence ilk sene en avantajlı sene burs çıkması konusunda. Gidin 20 tane 30 tane başvurun. Belki bir tanesi, iki tanesi çıkar. Evet, çıkması çok zor. Çünkü çok fazla başvuran insan var. İşte önemli birkaç tane var. Hatta bir Instagram sayfası var. Eğer bulabilirsem şuraya bir yere yazacağım ben. O direkt olarak hangi tarihte hangi bursun başvuruları başlayacak başlamadan önce haber veriyor. Nereden başvurmanız gerektiğini falan söylüyor. Ve bir burs duyuru sitesi gibi bir şey Instagram üzerinden. Onlar bulabilirsem koyacağım, bulamazsam da önemli. Başvurmanız gereken ya da takip edebileceğiniz başka siteleri buraya bir yere yazmayı düşünüyorum. Kesinlikle burs başvurusu yapın arkadaşlar. Beşinci maddeye şöyle yazmışım ama aslında ben bunu söyledim birinci maddede. Eğer bir WhatsApp grubu bulamadıysanız, yani muhakkak açılmıştır ama siz bu duyuruları, ilk etapta amacımız duyuruları takip etmek bu WhatsApp grubunda. İnsanlarla kaynaşmak değil, onlar gidince zaten olacak şeyler. Bir, duyuru takip edebileceğiniz Instagram, Twitter ya da Telegram üzerinden bölümünüze ait bir sayfaya ulaşın arkadaşlar. Duyuruları oradan takip edin. Eğer bir WhatsApp grubunuz yoksa ya da bulamadıysanız. Altıncı madde bu çok önemli. Çünkü bazı insanlar sırf buna bakmadıkları için okula geç geliyorlar. Okulun açıldıklarından bir haberler. Yani sınavlar ne zaman bunu bilmiyorlar. Zaten sınavları bir şekilde duyarak falan da öğreniyorsunuz. Sıkıntı yok ama bu okula ilk hafta gelememe olayı. Çünkü okulun açıldığından bir haber olma olayından dolayı gitmiyorlar ve diyorlar ki okul açıldı mı? Akademik takvime edinin arkadaşlar. Ya okulunuzun sitesinde zaten vardır. Akademik takvim yazın, ders programı yazın, ne yazarsanız artık muhakkak çıkar. Okulunuz ne zaman açılıyor?
ne zaman bitiyor, sınavlara bir göz gezdirin, hangi tarihlerde kaç tane sınav var, böyle bir programa bakın, ne derslerim varmış, ben ne göreceğim, böyle bir fikriniz olsun, fikir edinin. Yedinci maddemiz şu, eğer bir WhatsApp grubuna girdiyseniz, oradan işte sorarak, girmediyseniz de internetten araştırarak ya da o bölümde okuyan birilerine Instagram üzerinden ulaşarak ilk alınması gereken kaynakları, bu kitap olabilir, işte mesela diş okuyorsunuzdur, mimarlık okuyorsunuzdur, malzeme olabilir. İlk gittiğinizde elinizde olması gereken kaynakları ve malzemeleri öğrenin arkadaşlar. Çünkü yani bu aslında daha sonra da size reklam yapacaklar, bakın bunu alacaklar falan diyecekler. Ama işte bunu önceden alıp hazırlıklı gitmek istiyorsanız siz bir öğrenin en azından, almasanız bile. Yani bunu almam gerekiyor, şunları almamam gerekiyor. İlk seneden bunlar gereksiz şeklinde kafanızda bir liste olsun, almasanız bile. Yani mesela biz de ilk sene steteskop satıldı, bir sürü kitap satıldı, önlük satıldı. Mesela önlük gerekliydi, anatomi atlası gerekliydi ama diğer kitaplar, steteskop gereksizdi, scrubs gereksizdi. Çünkü bunların hepsini ben zaten 4. sınıfta alacağım. Yani ilk seneden gerek yoktu. O yüzden böyle size direkt "Aa, bunu satıyorum, al hadi" diyenlere de inanmazsınız en azından. Siz kendi alacağınızı bilirsiniz, ona göre yolunuzu çizersiniz. 8. madde. Ben bu maddenin en önemli maddelerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bunu bir kendimde hata olarak görüyorum. Şimdi birçok okul, tıp gibi okullar özellikle Eylül'de açılıyor arkadaşlar. Mesela benimki bu sene 9 Eylül'de açılıyor. Bir üst dönemlerim 2 Eylül'de açılıyor. Yani aslında Eylül başında okulumuz açıldığı için bizler Ağustos sonunda ya da işte o tarihlerde evimizi, apartımızı bulmuş oluyoruz ya da özel yurdumuzu bulmuş oluyoruz KYK'da kalmayacaksak. Yani şimdi açıklandı ya, sen ev bakmaya, apart bakmaya, özel yurt bakmaya başlamalısın. Çünkü Eylül geldiğinde boşta, okulu yakınında ya da daha uyguna ya da bulabileceksin daha konforlu, daha uygun fiyat performans, onların hepsi kapılmış, tutulmuş olacak. Şimdiden bakmaya başlamalısın. Çünkü Eylül başladığında dediğim gibi birçok bölüm başlayacağı için o tarihe evler gerçekten kalmıyor. Güzel olanlar tutuluyor. Özellikle okula yakın olanlar zaten kalmıyor. O yüzden şimdiden bakmaya başlayın. Aklınızda da bir fikir olsun. Hani ev mi tutacağım, apart mı tutacağım, özel yurtta mı kalacağım? Bu KYK'da kalmayacaksınız eğer. Yani kafanızda bir netleşsin bu. Çünkü hani bazı insanlar direkt KYK'da kalıp kalmayacağını bilir ya. KYK'da kalacaklar için de şöyle bir tavsiyem var. Kesinlikle KYK'nın işte başvuru tarihlerini takip edin. Direkt takip ettikten sonra gidin şeyler araştırın. Nasıl depozito yatırıyorum? İlk başta hangi ücretleri yatırıyorum? Nereden yatırıyorum? Mesela KYK'nın sitesi var. Depozito ödeme yazdığınızda Ziraat'ın sizi yönlendirdiği işte bir site var. Oraya IBAN'ınızı falan yazarak ödeme yapıyorsunuz. Yurt ödemesi yapıyorsunuz. Bunların hepsini öğrenin arkadaşlar. Araştırın. Çünkü yani açıklandığında ben ne yapacağım şimdi? Açıklandı, KYK çıkmış, ne olacak oluyorsunuz? O depozito ücretini yatırmayı unutuyorsun mesela. KYK çıktıysa bile hakkın yanıyor, gidiyor. Ya bunlar çok önemli şeyler. Ev falan da çok önemli. Hatta bence bu listenin en önemli maddelerinden bir tanesi buydu. Bunlara çok dikkat edin. 9'da KYK'da kalacakları yazmıştım zaten. Bunu da söyledim. Şimdi kalacak yerimizi bulduk. Her şey tamam. Artık ne kaldı? Arkadaşlar kalacak yerini falan da bulduysan, kafanda bir rahatladıysa artık otur, gir internete, gir YouTube'a, gir Instagram'a, gir. Şimdi sen bir üniversiteye gideceksin, git bir şehre gideceksin, gideceğin şehri araştır, bakalım o şehirde nerede ne yapılıyormuş, öğrenciler nerede takılıyormuş, işte okulun neredeymiş, tuttuğun ev, apart okuluna ne kadar uzaklıktaymış, neresinde kalıyormuş. Daha sonra senin bölümün, kampüsün neresinde kalıyor? Bunları araştır. Yani bunlar çok önemli. Gittiğinde aklında bir fikir olur. Dersin ki "Ya benim bölümüm şuradan işte gidince şurada kalıyordu. Yanında şu vardı. Ya da evim şurada kalıyordu." Ya da dersin ki işte ailen seni bıraktı gitti, arkadaş edindin. Ne yapsak ne yapsak? Ya ben internette şöyle bir yer görmüştüm. Hadi buraya gidelim." Olursun. O yüzden böyle bir ön bilginiz olsun. Zaten gidince öğreneceksiniz yavaş yavaş ama önden yine de siz ufaktan bir bilgilenin. Bunu da yaptık. Şimdi ne kaldı? Ev mi tuttun, apart mı, özel yurt mu tuttun ya da KYK mı? Siz gidin bir evde ya da bir yurtta ne gerekiyor size, neye ihtiyacınız var? Ya mesela yurtta kalıyorsan işte yasak da olsa bir kettle'a ihtiyacın oluyor bence. Ya da öyle küçük kurçlara ihtiyacın oluyor. Evde kalacaksan çok daha farklı ihtiyaçların oluyor. Evden gıda götürmen gerekiyor en basiti gibi.
Böyle nelere ihtiyacınız var? Bunları izleyin, belirleyin, kafanızda netleştirin. Bir şeye yazın gerekirse ona göre hareket edersiniz. Hatta günü geldiğinde de vezinizi alır, arabaya biner, ailenize çıkar gidersiniz, yerleşirsiniz. Sonra ailenizi gönderir, yeni bir hayata hoş geldin dersiniz. Son olarak da söylemek istediğim şöyle bir şey var. Ben kendi atamdan bahsedecektim. Ben KYK'ya başvuracaktım ilk sene ve KYK çıkar diye yani şey bekliyordum. Hani ya çıkar herhalde çünkü hani neden çıkmasın? Çok böyle wow zengin değiliz. Hatta böyle orta halli normal bir aileyiz. Çıkması lazım diye düşünüyordum. Hatta böyle olayın birazcık daha zenginliğe falan bakmadan geç öğrendim. Ben gidiyordum çünkü pazartesi günü okul açılıyordu. Artık biz yoldaydık. KYK hala açıklanmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani aslında gidip bir iki gün böyle misafirhane gibi bir yerde kalıp sonra açıklanırsa KYK'ya geçerim diye düşünüyordum. Yoldayken KYK açıklandı ve bana çıkmadı. Yedekteydim. Tabii Eskişehir'de yedekler çok hızlı ilerliyor. 600 küsur yedekten bir ayda bana sıra gelmişti. Benim KYK yedeklerden KYK çıkana kadarki sürede ne yapacağımı bilmem gerekiyordu ama ben bilmiyordum. Hiç böyle bir araştırma yapmamıştım. Böyle mal gibi kaldım. Eskişehir'e gittik, ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra işte dedim hani bir aylık bir apart bulayım. Ama apartlar sözleşme yapıyor. Bir aylık bir apart yok. Yani hepsi diyor ki ya yıllık kalacaksın ya da yok kabul edemeyiz kusura bakma. En sonunda bir tane apart buldum. Sözleşmesiz de dedi ki hani bir ay kalabilirsin. KYK çıktığında da çıkarsın. Yani ayın birinde ücret ödersin. Eğer KYK sana diğer ayın üçünde çıkarsa sen diğer ayın da ücretini ödersin. Ama yok birinden önce çıkarsa bir ayın ücretini öder çıkarsın demişti. Şansıma da KYK tam birinde açıklandı. Ben de direkt eşyalarımı alıp KYK'ya yerleşmiştim. Yani bir ay sürmüştü bana çıkması. Tekrardan ikinci ayın ücretini de boş yere ödememiştim. Böyle bir durum da olmuştu. Yani çok şansımaydı. Şu an mesela sözleşmesiz apart bulmak çok zor. Siz mesela ek bir seçenek hep düşünün. Ya mesela KYK çıkmazsa TSK yurtları var. O yoksa şunun yurtları var. O yoksa bunun yurtları var diye aklınızda böyle daha uygun fiyatlı yurtlar olsun. Eğer bunlar yoksa apartlara bakın. Ev bakın eğer apart da bulamıyorsanız mecburi olarak. Çünkü zaten bir sene sonra apartı bırakıp eve çıkacaksınız. Çünkü aparttansa ev her zaman daha mantıklı. Sadece aileler ilk seneden eve izin vermiyorlar. Bu şekilde kafanızda her zaman bir B ve C planınız olsun arkadaşlar. Benim gibi böyle ortada kalmayın diye. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Umarım çok geç gelen bir video olmamıştır. Eminim işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.